Herkese merhaba. Sözcükten Senaryo'ya eğitim serisinin bugün 9. videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda diyalog konusunu işleyeceğiz. Ancak ondan önce geçen haftalarda, son 3 haftada özellikle karakter konusunu derinlemesine işlemiştik. Karakter konusuyla ilgili özetlemesi açısından Linda Seger'in kitabından ufak bir parça paylaşacağım sizlerle. Büyük bir hikaye kurmak istiyorsanız büyük karakterler şarttır. Karakterler işlemiyorsa hikaye de, tema da seyircileri sinema salonlarına ve televizyon ekranlarının başına çekmeye yetmez. Akla gelen bütün iyi filmler başarılarını kuvvetli ve iyi çizilmiş karakterlere borçludurlar. Bu videoda diyalog konusundan bahsedeceğiz. Nasıl iyi diyalog yazılır? Diyalog yazarken nelere dikkat etmek lazım? Diyalog yazarken nelerden kaçınmak lazım? Ve bazı ünlü diyalog örneklerinden bahsedeceğiz. Ve diyalog yazmayı nasıl geliştirebiliriz gibi konu başlıklarından bahsedeceğiz. Belki bir alt başlık olarak da ele alınabilir ama bir de tirat meselesi var. Yani bir karakterin tiyatrolarda, özellikle tiyatroda çok sık kullanılır bu ifade. Bir karakterin uzun uzadıya konuşmasıdır. Tek başına bir tirat atması denir buna. Ve tirat konusunda başarılı olan bir oyuncu iyi de bir tiyatrocudur aynı zamanda. Hem Türk sinema tarihinde hem yabancı sinema tarihinde çok güzel böyle tirat örnekleri vardır. Senaryo yazmak kadar diyalog yazmak da farklı bir beceri türü aslında. Bazıları çok iyi senaryo yazabiliyor. Yani senaryoyu hikayeleştirebiliyor. İşte güzel sinopsis yazabiliyor, güzel tretman yazabiliyor ama diyalog konusunda tıkanıyor. Bazıları da diyalogları çok iyi yazıyor ama senaryonun o teknik kısmını yazmakta zorlanıyor. İşte bu yüzden senaryo yazarının dışında diyalog yazarı diye ayrı bir branş da var aslında. Özellikle yurt dışında, Hollywood sinemasında falan. Yani senarist olarak değil de diyalog yazarı olarak geçiyor. Diyalog yazmayı nasıl geliştirebilir? Bunun da aslında önerebileceğim metotları var. Sadece benim fikrim değil bu tabii, birçok ünlü işte bu konuda tecrübeli isimlerin de önerdiği. Diyalog yeteneğini geliştirebilmek için tiyatro metinleri okumak lazım. Bol bol oyun okumak lazım. Özellikle işte bu alanda ün yapmış, dünya çapında tanınan, bilinen, artık klasikleşmiş, klasik hale gelen tiyatro yazarlarının, oyun yazarlarının kitapları çok önemli burada. Şimdi benim direkt aklıma gelen mesela Shakespeare'in oyunları, Anton Chekhov, Bernard Shaw, Oscar Wilde gibi isimlerin oyunlarını kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. O tiyatro metinlerinde çok güzel, çok etkili diyaloglar vardır yani. Nasıl böyle bir cümlede alt metin verilir, nasıl böyle dümdüz konuşmak değil de onun dışında çok etkili cümleler kurmak falan. O kitaplarda gerçekten bunun çok örneği var. Yine bu anlamda Türkçe basılmış işte ünlü filmlerden, tiyatrolardan alınmış 100 Diyalog diye bir kitap var. Onu da tavsiye edebilirim, okuyabilirsiniz. Orada parça parça verilmiş diyaloglar vardır. Sadece diyalog görürsünüz o kitapta. Ünlü işte filmlerden veya farklı kitaplardan, tiyatro eserlerinden. Şimdi senaryoda tabii bu kısma daha sonraki bölümlerde geleceğiz. İki tane bilindik dünya standartlarında iki tane format var. Birisi Fransız format, diğeri Amerikan format. Şimdi bu formatlarda diyalog yazma, işte birisinde diyalog ortaya yazılıyor karakterin altına, diğerinde diyalog sağ tarafa yazılıyor. Yani Fransız formatta sağ tarafa, Amerikan formatta da ortaya yazılıyor. Tabii diyalogda karakter konuşmasını sürdürüyorsa, işte sürdürür veya İngilizce tabiriyle genelde işte uluslararası standartlarda continue diye yazılır. Cont diye kısaltılmışı da vardır. Şimdi senaryoda çok temel bir kural vardır. Çok önemlidir bu kural. O da geç gir, erken çık kuralı. Yani bir karakteri sahneye geç sokup erken çıkartmak. Yani mümkün olabildiğince geç sokmanız ve mümkün olabildiğince de erken çıkartmanız sahneden. Böyle olması aslında diyalogları da etkili hale getiriyor. Filmi de daha hızlı akan, daha böyle seyir zevki yüksek olan bir film hale getiriyor. Geç gir, erken çık meselesini zaten örnek vereceğim. Daha anlaşılır olacak. İki tane karakter var. Siz bu iki karakteri bir kafede bir araya getiriyorsunuz ve bir iş anlaşması yapacak bunlar siz filminizde. Bunu anlatıyorsunuz. Şimdi orada bir şöyle anlatılır. İşler gelir, kapıdan içeri girer. İşte merhaba der, diğeri de merhaba der. İşte hoş geldin, hoş bulduk, nasılsın, iyi misin, iyiyim falan. Şimdi gündelik hayatta bu var. Bir hoşbeş edip mevzuya girersiniz ama sinemada böyle bir şeye gerek yok. Alfred Hitchcock'un bu konuda söylediği meşhur sözü neydi? Drama hayatın sıkıcı kısımlarının kesilmiş halidir. İşte merhaba bilmem ne, bunu zaten günde onlarca kez biz duyuyoruz. Bu diyalogları yapıyoruz ama bunu sinemada görmek istemez hiçbir izleyici. Dolayısıyla buralara atıyorsunuz, direkt karakterler mevzuya giriyor. Anlaşmayı sağladıktan sonra hemen sahneyi bitirip kesiyorsunuz. Diğer sahneye geçiyorsunuz. Yani sahnenin devamında da işte karakterler bugün de çok güzelmiş, hadi bir çay içelim falan gibi konulara girmiyorsunuz. Şimdi bu senaryoda işte geç gir, erken çık meselesine ve diyalogları mümkün olduğunca seri bir şekilde ve etkili bir şekilde diyalog yazmayla ilgili çok mükemmel bir örnek var açıkçası. Ben bunu çok beğeniyorum. Bu da
Hangi filmden? Esaretin Bedeli filminden. Gerçekten Esaretin Bedeli IMDb listelerinde hep ilk sırada yer alan çok önemli bir kült filmdir. Kült olmasının sebebi de ilk çıktığında çok beğenilmiyor, çok tutmuyor açıkçası. Sinema salonlarından kısa sürede kaldırılıyor. Sonra kulaktan kulağa yayılarak efsane bir film oluyor ve Esaretin Bedeli de işte bu başarıyı boş yere elde etmiyor. Filmi birer dakikalık birer dakika bölün. Her bir dakikası aslında bir kısa film tadında yani. Her bir dakikası bugün işte sosyal medyada, çeşitli platformlarda reels olarak karşınıza çıkabiliyor ve bir filmi izlemeseniz bile o her bir dakika size bir şey ifade ediyor ve bir izlettiriyor kendini İki yani. tane Karakteriniz var. Bu iki karaktere diyalog kurduracaksınız ve bir satranç oynarken bu diyaloğu gerçekleştirmesini istiyorsunuz. Şimdi normalde nasıl yapılır? Kötü bir diyalog örneği vereyim yani. Karakterler cezaevinde turlarken, volta atarken karşılaşırlar. Ve biri diğerine der ki ya sen satranç biliyor musun? Evet biliyorum der. Hem de çok iyiyim der. Öbürü der ki hadi gel o zaman satranç oynayalım. Hemen diğeri koşa koşa gider. İşte bir yerden satranç takımını alır. Yere kurar. Öbürü de karşısına oturur ve satranç oynamaya başlarlar. İşte birisi piyonunu oynar. Diğeri karşı piyonunu oynar falan. Oyun bir süre devam eder ve biri şey yapar. İşte şah çeker falan. Esaretin Bedeli'nde bu sahne nasıl? Ne siz dama oyunu üzerine konuşmalarını görüyorsunuz, ne bir yerden dama takımını getirmelerini görüyorsunuz. Sahneye direkt nasıl giriyorlar? Karakter dama diyor. Yetti. Siz o kelimeden ne anlıyorsunuz? Bir. Sahneyi hatta dama takımını görmeseniz bile dama oynadıklarını anlıyorsunuz. İkincisi bu daha da güzel karakterlerin bir süredir dama oynadıklarını anlıyorsunuz. Damada oyun başlar başlamaz dama diyemezsiniz. Demek ki oyun bir süredir 5 ya da 10 dakikadır belki daha fazla sürüyor ki karakter dama diyor. Karaktere sadece dama dedirterek onların dama oynadıklarını ve bunun bir süredir devam ettiğini göstermiş olundu. Ya, diyalogda tabii bazı çok önemli noktalar var. Diyalog yazarken konuşan kafalar yazmamalıyız. Örneğin sırayla işte birisi bir şey diyor, öbürü cevap veriyor. Bir şey diyor, cevap veriyor falan. Arada işte biri diğerinin sözünü keser yani. Çünkü gündelik hayatta da böyledir. Birisi işte bağırarak konuşmaya başlar. Öbürü neye bağırıyorsun der işte veya çok kısık sesle konuşmaya başlar. Veya cümleyi devam ettirirken bir anda tak diye bir yerinde keser. Bu sefer öbürü başlar. Veya işte biri söyler öbürü cevap verir. Biri söyler öbürü cevap verirken birisi hiç susmaz mesela. Veya ikisi aynı anda konuşur. Sesler birbirine biner falan. O diyalogta da işte o devinimi çok net bir şekilde vermek lazım. Yoksa işte böyle şey gibi bir konuşan kafalar gibi işte birisi bir şey diyor öbürü cevap veriyor. Sıra sıra böyle tık 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 tık. Yani bu biraz senaryo ve sinema diline uygun bir şey olmuyor. O ritmi yani diyalogdaki filmin bir ritmi olduğu gibi diyalogların da bir ritmi vardır. O ritmi çok iyi bir şekilde yakalayabilmek lazım. Bilirsiniz. Ama bence kendini tekrar normal hissetmek için yaptı. Kısa bir süre için olsa bile. Tamam. Satranç, kralların oyunudur. Neden? Medeni, stratejik. Karma karışık bir oyun. Nefret ederim.